sorularla Risale-i Sitemize gelen bir soru şöyle. Risale-i Nur dersi yapılırken zamana nasıl riayet edilmeli? Bu bence çok mühim bir konu. Bazı arkadaşlar diyorlar işte hocam şu kadarlık ders okunması lazım. Ona riayet etmek lazım. Gidiyoruz. Diyorlar ki 45 dakika hocam belirlemişiz. Buna dikkat etmek lazım. Yani siz öyle dediniz ama yani ben de bir defa geliyorum. Bana da biraz katlanın demek de fazla da adaba uygun değil. Ne kadar belirlenmişse ama bence dersin süresini belirleyen muhataptır. Bazen odur bir abimiz bir saati geçmiş. Evet yine riayet etmek lazım belli bir süreye. Onu konuşacağız zaten. Ama bir saati geçmiş, hatta bir saat 20 dakikayı da geçmiş. Hala cemaat adeta abi ne olursun konuş. Abi ne olursun söyle, bahset, devam et gibi bir his var yani. Bir heyecan var, bir dinleme var bu adam. Bazen de 20 dakikadan sonra adeta cemaat ya ne zaman bitireceksin? Ne olursun bitir der gibi bir vaziyete girebiliyor. Dolayısıyla bunu da nazara almak lazım. Yani motomot illa şu kadar olsun gibi bir şey de bazen tutmayabiliyor. Onu bazen de cemaat belirliyor. Hatta yani 45 dakika belirlenmiş olsa bile o süreyi orada kim koordine ediyorsa bazen de abi devam edebilirsiniz diyebiliyor. Demek ki illa şu kadar olsun demez ama eğitimcilerin, uzmanların bir sohbet ve bir dersin, okul dersleri de buna dahil, ne kadar olması gerektiğiyle alakalı çok güzel kıstaslar ortaya koymuşlar. Biz de buna bir cihetle, çünkü kainattan alınan bu kriterlere uymamız bizi de rahatlatır. Kanun-u fıtrat. Mesela diyelim ki ders süresi diyorlar ki mümkün olduğunca 45 dakikayı geçmemeli. Biz bunları riayet etmemekle beraber, gerçi 45 dakikayı geçirmemeye çalışıyoruz ama mümkünse 30 dakika, 35 dakika bir dersin temel süresidir. Yani cemaat keşke bitse, ne zaman bitecek dedirtmektense cemaate, bu ders ne kadar çabuk bitti ya, keşke bitmeseydi dedirtmek daha hayırlıdır. Yani onu iyi şey yapmak lazım. İkincisi bu manada riayet eden bazı kardeşlerimiz var özel olarak. Maşallah bize tebrik ediyoruz. Dersin başlama saati belli olmalı. Yani cemaat acaba ders ne zaman başlayacak? Vallahi ben de bilmiyorum. Öyle değil. Herkese ilan edilir. Saat 8'de ders başlar. Azami 45 dakika. Çünkü herkes misafir getirebiliyor. O misafir de getirildiği takdirde de ya benim bir işim gücüm var. Acaba çıkabilir miyim? Özellikle iş yeri derslerinde biz bunu görüyoruz. Onun için biz ders okuduğumuz bir iş yerinde şöyle diyoruz. Saat 8'de kahvaltımız var. Tam 8'de. 8.30'da da tam ders başlıyor. 9'da da tam biter. Arzu edersen de işine gidebilirsin. Arzu edersen de muhabbet için, soru sormak için, kaynaşmak için durabilirsin. Dolayısıyla millet rahat. Herkese randevu verebiliyor. Saat 9'u çeyrek geçe ben yerimdeyim kardeşim diyebiliyor mesela. Şimdi adam bilmezse ne zaman gideceğini, bir defa geldi sevdi ama işi de aksarsa o zaman burada da ciddi manada sıkıntılar olabilir. Burada dersin başlama saati belli olmalı. Ondan sonra ders tespit edilen saatte başlamalı. Filan abi gelmedi, o zaman biraz daha bekleyelim gibi bir şey. Umum hukukuna bu manada riayetsizlik olur ki buna da bizim müsaade etmemiz gerekiyor. Ve o saate göre cemaatin toplanma zamanı beklenmeli. Yani erkenden başlayalım, cemaat nasılsa doldu. Sen mukaddemen evinden dersler okuyabilirsin ama o ders hangi saatte belirlenmişse o saati senin beklemen lazım. Fazla kimse gelmemiş. O zaman bir dahaki meşverete acaba bir 15 dakika, 20 dakika ya da yarım saat ileriye alabilir miyiz? Cemaat bu saatte toplanamıyor da dedirtebilir. Ama böyle bir kaide kural alınmamışsa, böyle bir şey belirlenmemişse senin cemaat az toplandı deyip de başlamaman o zaman o gelenlerin de hukukuna bir cihetle riayetsizlik olabilir. Uzun dersler dikkati dağıtıp istifadeyi azalttığından gerekirse derse ara verilmeli ve iki ders yapılmalı. Bu çok mühim. Yani sen diyelim mesela 2 saat cemaati burada tutmak istiyorsun. Ama 2 saat bir tek dersle ondan sonra fasılasız, teneffüssüz bir ders olarak okuyayım dedin mi? O zaman karşıdaki muhataplarını da ciddi manada ezmiş ve rahatsız etmiş olursun. Ha, o zaman ne olur? 45 dakika dersini oku. Ondan sonra da diyelim mesela bir 15-20 dakika, 25 dakika da artık ne kadarsa bir çay molası. Millet bir nefes alsın, bir tanışsın, bir sohbet etsin. Ve asıl insanlar da cemaate bir cihetle bağlayan o muhabbet ortamı oluyor. Ondan sonra da arzu edersen ikinci derse başla. Arzu eden otursun, arzu eden de gitsin. İkinci derse oturanlar da yine 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika, yarım saat neyse yine sen cemaati orada tutmaya, diri tutmaya çalış yani. Yani kemiyetten ziyade keyfiyetin önemi zaman konusunda da burada geçerli değil mi Tabii abi? yani. Evet.
Çünkü buna riayet etmedin mi o zaman cemaat belli bir zaman sonra soğuyabilir. Ha ama sen diyorsun ki ben tutarım. Ben istediğim gibi davranırım ve cemaat de beni dinliyor. Eyvallah. Bizim konuştuğumuz zaten genel konular. Biz özele girmiyoruz zaten. Bunlar genel şeyler ama birisi 2 saatte diri tutabiliyor. Eyvallah. Allah mübarek etsin. Onu da yapacak bir şey yok. Ders sırf 45 dakikadır, 50 dakikadır diye lüzumsuz bir şekilde de uzatılmaması gerekiyor. Ondan sonra da sen anlatmak istediğin, okumak istediğin yeri güzel bir şekilde bellersin. Vereceğin misallerle de şey yaparsın. Ona göre de sen 45 dakikalık o süreyi aşmayacak şekilde, lüzumsuz bir şekilde de uzatmayacak şekilde de şey yaparsın. Ama baktın ki sen anlatacağın bitti. Ondan sonra kalkıp da diyelim mesela. Burada biraz daha madem ki 5 dakikam var, bir uzatmalara başlayayım gibi bir şey de karşıdaki muhatap hemen sezer. Dersin feyzini de, dersin o manadaki güzelliğini de belki perdelemiş, gölgelemiş olabiliriz Allah muhafaza. Allah razı olsun. Amin.